Sakin! Ya abi, çekime geldik biz, çekime. Sakin, bundan sonra Bağcılar trafiğinde bununla gezeceğim. Spring direksiyonu. Bunu iki tane kardeşimiz yapmış sanayide. Efsane güzel. Az önce gördüm yalnız tam tur çevirdiğinde. El freni. Kanka kim yapmıştı bunu? Biz yaptık. Gören Sancak dünyayı kurtarmış. Nasıl? Çok iyi. Tuttu mu lan? Kanka harcadın mı lan bunu 1 milyar falan? 1 milyar var. 1 milyar var değil mi? Ama güzel olmuş. Kanka çok güzel olmuş ya. Çok keyifli de. Yalnız dönerken 4 teker dönüyor. Evo gibi aynı. Aşağıyı çekme ama, tamam mı? Aşağıyı çekme. Açıklama yapayım ondan sonra çek. Arkadaşlar merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle olmak, sizi görmek... Görme yani sizlerin beni görmeniz aslında ben onu hissediyorum yani birbirimizi görüyormuş gibi. Hepsi çok güzel bir şey. Şimdi geçen bölümde bana terlikler için kızdınız. Niye terlik giyiyorsun diye. Ben Sivaslıyım. Anadolu çocuğuyum. Ben YouTuber değilim ya da fenomen de değilim. Ben sizlerden biriyim. Doğal halimiz, rahatız. Ayakkabım yok mu? 50 tane var. Belki evde hiç giymediğim 50 tane daha var ama gerçekten İstanbul çok sıcak ve biz saat 7'de kalkıyoruz sabah. Akşam 10-11'e kadar dışarıdayız ve yoğun tempo içindeyiz. Ayakkabı giymeyi gerçekten istemiyorum. Hep araba başında olduğum için. Terliği o yüzden seviyorum. Terlikten dolayı bana kızan varsa hakkını helal etsin. Hepinizi çok seviyorum. Terliği kesinlikle kafadan bir kere silip atalım çünkü ilerleyen bölümlerde terlikler çok karşınıza çıkacak. Bugün efsane bir araba var. Arabayı içinizde bilen vardır. Belki bilmeyenler de vardır. Arabanın sahibi de bizimle. Yasin gel baba. Yasin ya. Yasin, o, dedim ya arkadaşlarımın modifiyeli arabaları ya da takipçilerimizin arabaları diye bir video çekecektik. Devamlı böyle bir seri yapacaktık. Ki bizim yapım aşama videoları yapıldığında aralarda sizler de gerçekten kanalda canınız sıkılmasın, video istiyorsunuz diye. Bizim aklımıza böyle bir şey geldi ve etrafımızda çok güzel arabalar var. Efsane arabalar var. Bunlardan bir tanesi de Yasin kardeşimin arabası. Kendisi tam anlamıyla çılgın ve üstün derecede efsane fikirleri var. Dimdik duruyor. Abi senden gördük biz kadarıyla bir şeyler yaptık. Estağfurullah. Ne yazmış abi? Ne yazıyor orada? I am süper. Yani süper. Ben İngilizceli konuştu abi. Yani ben süperim mi? Aynen öyle, ben süperim. Abi. Ben de yazacağım I am farz et ki. Ne oluyor o zaman? Ben farz et ki. Araban çok güzel. Ben arabayı biliyorum. Zaten sen bunu füme almıştın değil mi? Evet, füme aldım. Füme almıştın. Fazla uzaklaşma benden. Mikrofona yakın ol. Elimde mikrofon tuttum. Bana dediler ki sen şeyciye benziyorsun. Neydi lan o adamın adı? Yemek programı yok mu oğlum mikrofona? Maceracı. Maceracı. Ama biz de Rusk yemiyoruz abi. Ya biz de Rusk yemiyoruz. Hatta şey, yanlış anlamayın ya. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Ulan çoğu şeyi de beğenmiyorsunuz. Ulan sizin için video çekiyoruz. Emek veriyoruz. Sabahtan beri neler çekiyoruz biliyor musun? Ortam arıyoruz. Ondan sonra şeyden geçtik. Neler üçüncü yaptım, köprü tarafı. Oradan i̇ki geçtik. Dakikalık yol. Lan iki dakika döndük geldik. 48 lira çekti değil mi? Ya hayır. Bir de yanlış anlama. Bir araba değil. Diğeri nerede? Şunu da çek. Bu. Sonra 58 görünsün. Benim değil ama olsun. Sonra arkada ya. Kuruze ya. Otomatik araba. Sonra iki araba 48 liradan 50 desek 100 lira. Yani en kötü 100 oy aktı bugün. 50 de ben attım. Fişleri var. 50 benzin 50 gaz attım. 200 mü yapıyor lan? 200. 100 o 300. 100 lira sen markete verdin. 400. 100 lira da yemek var belki. 500 bak. Vallahi bize kimse 500 vermiyor günlük ya. Ha bir de o araba bozuldu. 250 lira ona verdim. 50 lira da çocuğa açlık verdim. 800 lira. 300. 250 300 yapar. 800. Yapar. He? 800 abi. 800 lira bugün değil mi? Ne kazandık? Hiçbir şey. Ne kazandık? Hayır. Sizin gönlünüzü kazandık. Biz sizler için uğraşıyoruz. Gerçekten bizim bu işten bir çıkarımız yok. Bize bir yerden para gelmiyor. Biz sadece seneler sonra belki kardeşlerimiz, belki evlatlarımız, belki yeğenlerimiz değil mi? Belki biz izleriz. Bunlar bir anı. Gerçekten bunlar bir neyle anı? Başka ne olabilir? Hatıra. Hatıra, anı. Bunlar güzel şeyler. Ya ben de 8 sene önce falan, tabii 18 yaşındayım, yeni ehliyet almışım. Tamam. O zamanlar YouTube falan hiçbir şey yok. Ünal abi Facebook'tan görüyorum falan. Vallahi evet. Bütün bunları yapmamın sebebi sensin abi. Çılgın adam ya. Ben harita mı yap dedim sana? Dünyayı ayağınıza getirdik abi. O zaman ben bir dünyanın üstüne çıkayım diyeceğim de Türkiye var abi olmaz. Araban çok güzel. Ben şimdi ilk yapıldığında kafeye gelmiştin sen de. Evet. Şeyde gördüm. Arka otoparkta dedim ki oğlum bu ne biçim araba lan? Dedim ama araba efsane güzel. Harita dedim ki bu ne biçim bir araba? Ama sonra araba dışarıda bir gitti. Mesela dikkatimi ne çekiyor biliyor musun? Bugün sen önümüzde gidiyorsun. Biz dışarı şimdi video izleyince sonuna eklersin herhalde değil mi? O yol çekim videosunu. Böyle mesela
10 araba, bak 10 araba geçiyorsa 8'i bu arabayı çekiyor elinde telefonla. Gerçekten efsane, ilgi çekici bir araba. Bir de arabanın sadece şöyle bir şey de var. Mesela kaplama yapılmış ama kaplamanın yanı sıra arabada tampon var, marşbiyel var, arka tampon var, önde flapları var. Quattro'nun panjuru var, farları değiştirmişsin. Bak mesela senin farların da, arabanın dolu modeli. Farları yine bizenon ama sen değişik bir bizenon evet. koymuşsun. Stopları değiştirmişsin. Her şeyini değiştirdiğin için arabaya önce modifiye sonra bir kaplama girmişsin. Evet, ondan araba efsane güzel duruyor. Süspansiyon var, jant lastik var, egzoz var. Var da var, özel plaka da var. İşte ben ilk önce dediğim şey o. Hani dedim ki bu ne biçim araba dedim. Sonra bir baktım sen orada arabayı şeye bırakmıştın. Dükkanın orada bir lise vardı. Ben lisenin orada bir gördüm. Belki inanmazsın. Hani arabaya ulaşman 20 dakikayı bulur. Böyle bir kalabalık. Arabanın herkes üstüne yatmış, altına yatmış falan. Fotoğraflarını çekiliyorlar. Sonra bir de Bebek'te sen çok geziyorsun. Evet. Ben seni görüyorum. Bebek'te o ismini vermiyorum. Etçi bir arkadaş var. Etçinin orada bırakmıştın. Bütün turistler arabanın resmini çekiyordu. Ve turistler kendi ülkesini falan arıyordu. Tamam mı? Hani burası falan. Elini koyup falan fotoğraf çekiyordu. Ben de geldim orada Sivas'ı buldum. Sivas'ın kaybolmuş yıldızın altında. Üzdü beni ama olsun. Neyse. Bak şimdi biz şöyle bir şey yaptık. Yasin'le bir karar aldık. Dedi ki o gün o kardeşimiz bizimle olsun. Doğru mu? Beraber İstanbul'u gezelim. Ona da bir video çekelim. Ve şey, bu arabanın üstünde kaç tane Türkiye haritası var? Doğru mu? Aynen. Yani kaç tane Türkiye haritası var? Biz şimdi yakın çekim yapacağız. Ama sen orada şansını deneyeceksin. Bakacaksın orada kaç tane Türkiye haritası var. Dursun. Ya şunu bir çeksene. Ya oğlum sen Yozgatlı değil misin? Ya senin baban bu şapkayı bu şapkayı böyle taktığını görse. Allah Yozgatlı değil mi? Yozgat'ın neresi ya kardeş? Ahtam Madeni mi? Torgun mu? Saray mı? Neresinde? Ahtam Madeni. Senin yüzünden. Sen de aynı şapkayı takın. Japon benim arabası. Benim yakalar dedi. Senin bu ha. Evet. Bak işte ben biliyorum ya. Sen de aynısın tabii. Al bunu, vur ona. Şey hani TV kanal dedi ya bana ekibinizi al gel. Bu arada ekibime bak ya. Evet. Bu arada ikinize de teşekkür ederim. Bütün kahrımı, sıkıntımı çekiyorsunuz. Evet, araban çok güzel. Biz bu arabayı biraz gezelim. Arkadaşlar, o dediğim olayı kesinlikle yapalım. Hani şey olayı var ya mesela bu arabanın üstünde kaç tane Türkiye haritası var? Videonun, bu izlediğiniz videonun altına yorumlara yazın. Bak. Bence kimse bilemeyecek abi çünkü bayağı fazla var. Ya bayağı dikkatli izlemesi lazım. Geri sarıp bir daha izlemesi lazım. Çünkü bir daha geri sarıp bir daha. Çok küçük de var abi. Çok küçük, çok küçük de var. Mesela oğlum peki bir şey söyleyeceğim ya. Tamam ya ben bu arabayla gezmek istiyorsam. Abi, o zaman ben de mi tahmin edeceğim? Her zaman seninle. Ben biri bana 100 lira verirse söylerim arkadaşlar. Ben söyleyeyim mi ama 100 lira alırım söylerim mi? 80'e de bu iş olur. Araba gerçekten çok güzel. Şaka maka bir yana. Plaka senin için bir anlam taşıyor mu diyeceğim. 44 önemli. Çünkü evet. 44'ü şurada gördüm. Benim de annem Malatyalı. 44'ü şurada gördüm. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Burası Hekiman. Tamam mı? Gel Yasin. Bak şimdi. Ben Sivaslıyım. Durmuş buralı. Ahtar Madeni. Çekiyor musun Ahtar Madeni'ni? Evet, sizin memleket nerede? Kastımını. Kastımını'dan aşağı. Dosya. Tamam. Bak şimdi. Bak dur. Dur. Tamam Yasin çok gülme. Oraya şey gelsin. O nerede lan o? Gülen adamı çağırın gelsin. Bak şimdi. Oğuzhan da gelir. Şimdi Sivas. Bak şimdi ben sana bizim memleketi göstereceğim. Sivas. Burası Hekiman. Divri. Malatya buradaysa. O zaman Gürün şurada. Şurada ama haritada Gürün yok. Bu arada Reymen Gürünlü. Alt not. Reymen de Gürünlü. Reymen'in ben geçen gün üstünden geçtim yani memleketin. Reymen Gürünlü. Evet şimdi burası bizim köy tam şurada. Bak Hekiman'la şu Sivas, Divri, Kangal şurası. Burası Alacahan, burası Hekiman. Bizim köy tam şurası. Sizinki nere? Bizimkisi abi Gürünlü bitişinde. Ama ayıp etmişsin ya. İnsan şuraya. Şuraya bir 58 koyar büyük harfle bir farz etki yazar. Yakında farz etki yazacağız. Yaz ya. Tabii abi. Güzel. Evet arkadaşlar şöyle bir daha çek. Bu Türkiye haritası çok büyük tamam mı? Ama küçük haritalar var burada. Şimdi bu da dahil değil mi? Evet. Bu da dahil kaç tane doğru mu? Aynen. Ha, tamam bu da dahil kaç tane. Şimdi sen bu arabaya ne yaptın ya? Bak ben bir şey söyleyeceğim. önce ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu plakanın senin için bir şeyi hani ayrı bir yeri var mı? Plaka abi sonu Malatya bir kere. Bütün Malatyalıların 44 takıntısı vardır. Sivaslıların 58 gibi. Aynen öyle. Y'ye de benim kardeşlerimin baş harfi hepsi. Evet. Y sen? Yasin, Yasemin, Hirasu. Yani burada şey mi oluyor? Yaşasın zenginlik mi? Yok değil. Abi öyle bir şey değil. Tanıdık vardı bedavaya mı aldın? gibi. Ufak bir bağışla mı aldın? Ufak bir bağışla aldık bağışsız abi. Bağışsız olmuyor abi. Türkiye devletine bağış yapacaksın abi. Önemli. Abi vatan millet candır ya.
Şimdi ben bu arabayı ilk aldığımda hatırlıyorum. Sen bizim arkadaşımız, kardeşimsin. Şimdi ben bu arabayı ilk aldığımda hatırlıyorum. Bu araba fümeydi, doğru mu? Evet. Sen ama hiçbir şey yoktu. Orijinal yüksek bir arabaydı. Orijinal. Ben şimdi bu arabada benim gördüğüm, hani bu işi bildiğim kadarıyla gördüğüm bir tampon gördüm. Evet. Sonra yanda bir marş piyel gördüm. Arka tamponu özel yaptırmışsın. Evet. Arkaya da rüzgarlı koymuşsun. Bu ön tamponun altında flap var ve jantlar. Harici olarak süspansiyon, bir de araba yere efsane düşüyor. Baksana abi, bak arabanın görüntüsüne bak. Yani bu arabayı düşünebiliyor musun? Yolda gidiyorsun. Ya bununla dünyayı dolaşacaksın ya. Ha? Bununla dünyayı dolaşacaksın. Bu işte. Söylemek istedim bu. Aha, dünyayı dolaşacağız. Dünya turu atalım mı abi? Benim hep hayalimdir. Allah. Seninle dünya turuna çıkmak. Hadi gel. Oh. Yalnız şu Van Gogh'u nasıl geçeceğiz? Abi şu arkayı kutuplaya gidelim. Kutuplara mı gidelim? Montun yanında mı? Kutuplarda bir çay içelim. Ben de diyorum, orada çok soğuktu. Yalnız bu Van Gölü'nde kefal mi yesek ya? Olabilir abi, karnım da acıktı zaten. Araba çok güzel ya, maşallah. Araba bir de dolusu değil mi? Evet. Arabada rekara falan var. Ama abi arabanın kaplaması içine de yansımış bak. He, iç detaylarda da var. Evet. Ve şey dikkatimi çekti ya, bu direksiyon göbeği airbag kısmı, direksiyon simidinin kısmı sanki bir Ferhat Tekin kokusu. İnceden sen de dokundun bu direksiyona. Ve evet, kemerler Tekin'e otur. Reklamlar. Ferhat 200 lira alırım. Evet, arabanın Ferhat da yapmış ya. Ama bu şu böyle dekor araba sevenler şunu çok sevmezler, tamam mı? Hani böyle bu kısmı elletmeyi sevmem ama gerçekten yemin ederim efsane olmuş. Bence çok kaliteli, çok güzel durmuyor mu? Aynen. Değil mi? Orası çok güzel. Şuraya da sen girmişsin. Abi. Koltuklar da, koltuklar Rekara. Rekara abi. Çok güzel. Süspansiyon ön arka mı var, dört bağımsız mı var? Ön arka var abi, Can Air yapımı. Can Air. Bizim Hasan yaptı ha? Evet, Hasan abi. Hasan'ın da iyiliği güzel ya. Değil mi? Gerçekten emek vermiş yani. Bu arada tamponun senin, yani böyle ben bu arka tamponu ilk defa gördüm. Değişik bir kalıbı var. Çok çok güzel ya. Ve yani araba önünde gidiyor ya mesela, sen şimdi önümüzde gidince diyorum ki Audi'nin götüne bir göt daha koymuşlar. Vallahi bak çok güzel ve çok tok duruyor. Gece farlar yanında, stoplar yanında da çok güzel. Bunun stoplarında bir siyah şerit çekmişsin. Arkadaşlar Yasin'in de Instagram hesabını çekelim. Yasin isteyeni dünya turuna çıkarıyor. Değil mi? Öyle bir şey var. Araban çok güzel. Ben böyle bir arabanın da gerçekten insanlarımızın böyle değişik fikirleri görmesini, böyle arabaların da insanlara görülmesini çok istediğim için sana dedim ki Yasin sen gel, özellikle senin arabanı biz çekelim baba. Çünkü bu araba gerçekten çok güzel bir araba. Yani şimdi kimileri bu tarz bir modifiye sever, kimileri sevmez ama bu gerçekten düşünülüp ilgi, böyle beyin yorularak yapılmış şey. Çünkü baba hangi adam cesaret edip de arabanı, evet, dünya haritası kaplar ve onunla her yerde gezer. Dedim ya sana, bak geçen o bebek sahilini orada arabayı yol kenarında gördüm. Ben de Nissan'ı yere basmış. Tamam mı? Boyun kopara kopara gidiyordum. Müslüm çalıyordu bu arada yine. O bir tane abla var ya lan, tezgaha geliyor. Hani tam böyle kendine elbise bakacak. O sıra içeride bir Müslüm çalıyor, böyle duruyor. Gözlerinden yaş akıyor. Neyse ben de sahile ağlata ağlata gidiyordum işte. Nereden aklıma gelse. Yani konuyla da bir alakası yok. Bu arada terliklerime bir daha söyleyeyim, takılmayın Allah'ını seversen. Vallahi hava çok sıcak abi, değil mi? Terliklerini verir misin? Takılayım bir iki hafta bana. Yani bunu dükkan açmış. Hüdayi dükkan açmış. Aynen, Hüdayi dedi ki abi gel dedi, dükkan açtım sana. Terliklerden ben de alacağım. Çok beğendim. Çok güzel tarz bir terlik ya. Ucuz lan. 40 milyon mu 30 milyon mı ne veriyor? Biz doğal adamlarız baba. Bizden zarar gelmez kimseye. Yasin, arabanla alakalı söylemek istediğin bir şey var mı? Abi söylemek istediğin her şeyi söyledin sen. Hiçbir şey söylemedim ki daha. Sadece bunu yaparken düşündüğüm şey tüm herkese hitap etmekti. Hani diyorsun ki dünyaya hitap ediyorum. 70'e hitap etmekti. Kimisinin hoşuna gidiyor, kimisinin hoşuna gitmiyor. Ama ben zevk alarak biniyorum. Ve mutluyum bu arabayı binmekten de. Abi proje kaç ay sürdü? Bu proje gerçekten 3 ay falan sürdü. Genel anlamda değil mi? Çizim yaptırdık, beğendik, olmadı. Sadece bunun fotoğrafını almak için bir tane duvar kağıdı kapla.com diye bir site vardı. Oradan almak istedik. Adamlar sadece fotoğrafı mail atmak için bana 300 lira para istediler. 300 liraya attım, sadece fotoğrafı attılar. Ondan sonra o fotoğrafın büyük boyutunu kaplama uyarladık falan abi, bayağı çizim falan. Peki çevirmeye girdin mi? Çevirmeye girdim, sıkıntı yaşamıyorum abi. Hiç. Türk bayrağını görüyor polislerimiz. Sağ olsun, önde değil mi? Allah razı olsun. Oraya bıraktım. Peki ruhsata ne diye işlettin? Yani renkte dünya haritası mı yazıyor? Yok, ruhsatta abi... Bence bura komik değil miydi ya? Gülelim. La oğlum gülen adam yok mu lan? Biri gelsin gülsün. Oğlum yaptığım espri içimde patlıyor ya. Ha? Önceden uyandırsam böyle olmaz abi. Halbuki sen geceler uyumuyorsun. Çok uyanıksın. Ya. Bu da bir espriydi.
Bu da içimde patladı. Esprilerim aslında üst seviyede güzel ama şey, yani çok paylaşımcı bir espri değil. Mesela Yasin bu espriyi unutur. Paylaşımcı olsaydı bu espriyi aklında tutardı, başka yerde kullanırdı. Yok abi, yazdım bunların hepsini, kullanacağım özellikle. Güzel. Ya şimdi merak ettiğim bir şey daha var. Kaç para harcadın ya? Abi sevdanın bedeli olur mu be? Ama buna da ben bir tahmin edeyim. Hepsi içinde süspansiyona dahil. Harita marita herhalde bir 30'a yakın bu da yemiş. Abi belki de geçmiştir. Geçti yani. Mi? Geçti diyorsan geçmiştir bence. Ya ben 30'a hemen yapardım. Hemen 30'a. Yani kaplama yine bir rahat 5-6'sı gitmiştir abi. Vallahi mi? 5. Yani pardon. Şeye, Sasuke'ye sadece. Ne diyorsun ya? Bir dakika. Tabii ya, abi hadi olsun 40 lira. Çizim parası yani, var. 40'ı geçmemiştir yok, değil mi? Yok. Yok. Abi bir ciddi. Bir ara bir kaplama yaptım abi. O çok maliyetli oldu. Ne diyorsun ya? Bayağı maliyetli oldu. Onun altından kalkamadım. Kredi falan çektim. 1000 poşetiyle kaplamıştım. He 1000 değil mi? He sayasın ya. Lan orada ne yapıyorsun? Siz sabahtan beri ne yapıyorsunuz ya? Ben sizin hayatımı anlıyorum. Orada ne yapıyorsun? Abi sabahtan beri neyin peşindesiniz siz? Arabanın etrafında dönüyorlar. Nereden geliyorsun? Uzaktan geliyorum. Nerede? Uzaklardan. Onu kümesin orada ne yapıyorsun? Takılıyorum kendime. Hoş geldin tek kardeşim. Hoş nasılsın? Abim iyi abi, sağ olsun. Sen nasılsın? Sağ ol. Çok güzel tek kardeşim. Ben de kankanla çekim yapıyordum. İyi yapıyorsunuz abi. Dünya turuna çıkmıştık. Hadi birlikte atalım o zaman. Hadi birlikte. Evet, şey yapalım ya. Şu dediğimiz olayı yapalım, sonra videoyu sonlandıralım. Şimdi bu biz şey yaptık ya. Dedik ki bu arabanın içinde kaç tane Türkiye haritası var? Bu sen çevir, dön ama her yerini al. Bu arabanın içinde dedi kaç tane Türkiye haritası var. Bilen olursa eğer o kardeşimizi bu arabayla hem gezdireceğiz hem de yemek yedireceğiz. Nasıl? Güzel abi. Ama biraz zor olmuş sanki. Çok var. Çok var yani. Ben bakıyorum çözemedim yani. Bulabilir misin? Bulamam abi. Önce etrafında bayağı bir gezmem tamam, lazım. Tamam o da geziyor şu an. Aynen. O da şu an geziyor bakalım. Biraz zor olmuş yani. Abi biraz zoru sevsinler ya. Aynen. Bak. Sensin. Sen adamsın. Adam sensin diyor. Ben saydım ya. Saydın mı? Ha, kaç tane olduğunu biliyorum. Yaklaşık 2 saattir Ünal abi saydı. Evet. Şu an ben ipucu da verdik. Mesela ben kaç tane olduğunu biliyorum. Sivas mı yoksa? Hayır. O kadar çok yok lan. 58 mi? 58 tane yok ya. O kadar fazla yok ama az da yok. Tamponu çektin mi? Lütfen şu yalan dünyayı da alalım. Şimdi bu dünya mı yalan? Öyle diyor kardeşimiz. Yalan dünya diyor. Şu yalan dünyada tek gerçeksin abi. Ben de bekarım yalnız ha. Öyle kolaylıkla ya. Yani bu mevzu pisleşiyor. Ben gitmek istiyorum. Neyse biz çıkalım. Bitti mi? Bitti abi. Her yerini çektin mi? Çektim. Çevir. Kardeşlerim valla aşağı doluşun, biz yorumlara tek tek bakıyoruz zaten, belki dikkat etmişsiniz. O yüzden yine tek tek bakacağız. O işte sen de ilgilen. Tamam, sen çünkü arabanda kaç tane var, sen de altına tek tek düş. Senin belirlediğin bir kişi olsun, tamam mı, altta? Tamam. Ama gerçekten bilsin yani. Emek verdiğinin nerede olduğunu da sana söylesin. Şimdi adam der ki mesela 10 tane var. Dersin ki nerede gördün 10 taneyi, örnek veriyorum. Ya da 5 tane var ya da 1 tane var. Ekran resmi falan alsın. He ne he. Şey tamam süpersin. Ekran he. Öyle yapalım. He. Ekran resimlerini al babacığım de. Tamam mı? Aynen. Nerede var? Zaten Instagram hesabını söyle. Geç. Plakalığa geç.
Instagram hesabını yazsın, sana yazsınlar oradan. Tamam mı? Biz bu kadar gördük diye. Birebir bu değil mi Instagram hesabın? Evet, birebir bu. Yasin Karlık ama aradan ı'yı mı çıkardın? Evet, sağ ol. Niye oğlum, ı'yı mı sığdıramadım şey? Kaç para oğlum, parasını vereyim yerisini yap buraya. Allah Allah. Değil her şey de değil. Videoyu burada sonlandıralım. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Araban çok güzel. Abi bir dahaki videoda da şu terlikleri giyme lütfen, tamam mı? Oğlum bunlar vallahi ikinci giyişim ya. Yemin ederim ikinci. Yeni aldığın terlikleri giyme. Bunlar daha güzel ya. Ben bununla alakalı şey yaptım. Sen söyle ismini. Az önce söyledim sen yokken. Dedim ki bak ben aldım dedim 5-6 tane. Hüdayi dükkan açmış ya. Evet. Telinçi Hüdayi. Telinçi. Hüdayi adam ya. Adam. Bu arada 100 lira aldı, haberin olsun. Gidin acısını çıkarın oğlum. Yani ben biliyorsun ben telliye 100 lira vermem, Hüdayi aldı benden 100 lira. Abi yani. Ama üçüne. Bedava. Bedava abi. Ciddi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz. Yorumlara düşün. Videoyu beğenin. Bir önceki videonun yorumlarında Yasin'in arabasını çok yazan vardı. Bir de biz Yasin bizim zaten öz kardeşimiz gibi. Biz özellikle Yasin'i bir an önce çekelim. Böyle bir güzel araba dedim bir an önce bizim kanalımızda bütün dünyaya yayılsın. Bütün dünyaya. Lan espri yaptım. Yakaladın mı? Abi yakalayamadım, ben şu anda saymaya başladım. Sen mi bize geleceksin yoksa? Ben sizinle götürmeyiz. Siz fotoğraflarını çekeceğim şimdi. Görüşürüz. Teşekkürler. Es Allah. Gülerek et Allah. Çıkar mısın içimi? Kardeşim yapma. Her seferinde bunu yapıyorsun Şakir. Uzaklaş benden. Yakın çekim burada istemiyorum. Burada, yakın burada, çekim burada istemiyorum. Hadi güle güle. Hadi güle.